Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki açılışlardan İspanyol açılışının hamlelerine bakacağız. Dilerseniz hemen satranç tatlımız üzerinde bu incelemeye başlayalım. Biliyorsunuz merkeze piyon yerleştireceğiz. Beyazlar E4 ile başlıyor. Siyahlar E5 yanıtını veriyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Siyahlar ve beyazların bu başlangıç hamleleri günümüzdeki en popüler başlangıç hamleleridir. E4'e, E5 ya da E4'e, C5 hamleleri çok sık tercih edilir. C5 ile devam eden savunma hamlesine Sicilya savunması deniyor. Bunu da başka bir paylaşımda sizlerle inceleyeceğiz. E4, E5'e beyazlar at F3 gelişim hamlesiyle E5'e saldırıyor. Siyahlar at C6 hamlesiyle koruyor. Hatırlarsanız İtalyan açılışı olsun, 4 at oyunu olsun. Başlangıç hamleleri buraya kadar aynı. Burada fili C4'e geldiğimizde İtalyan açılışı oluyordu. Şimdi fili B5'e geldiğimizde ise İspanyol açılışına girmiş oluyoruz. Öğretmenim, İspanyol açılışında acaba saldırdığımız at e, piyonu koruyan taşı yok edip piyonu almak mı istiyoruz? Hayır, bunu da göstereyim size. Siyahların burada İspanyol açılışında en çok tercih ettiği cevap 6 hamlesi ile file saldırmaktır. Fil burada koruyan atı yok edeyim. Burada atı aldı şimdi bizim de almamız lazım ama hangi piyonla almamız daha iyi? D piyonu ile almak daha çok tercih ediliyor. Çünkü filin önünü vezirin önünü açtığı için. Beyazlar koruyan atı yok etti ve E5'teki korumasız kalan piyonu da acaba hak mı etti? Hayır arkadaşlar. Çünkü bakın korumasız taş, korumasız piyon ve siyahlar veziriyle d4'e gelerek çatal hamlesi yaparak iki taşa birden saldırır. Beyazlar değerli olan atını kaçmalıdır. Ama vezir de piyonu alarak kaybettiği piyonu siyahlar geri almış olur. Burada bir de şah çekiyor. Şah kaçarsa rok hamlesini kaybedecek, rok hamlesi bozulacak. Veziri kapatırsa da vezir vezir aldıktan sonra yine şah için rok hamlesi bozulacak. Öğretmenin rokun rok hamlesinin bozulması çok mu kötü? Eğer oyunda vezirler varsa, oyunda vezirler varsa kötüdür. Ama karşınızdaki örnekte olduğu gibi oyundan vezirler çıktıysa rokunuzun bozulmuş olması sorun olmaz. Neden olmaz? Çünkü ortalıkta gezinen şaha, savunmasız kalmış şaha saldıracak taşlar azalmıştır. Saldıracak taşlar taşların gücü azalmıştır. Vizir gibi güçlü bir taş yoktur. Filin, atın, kalenin saldırı yap, yapması da kolay değildir. Bu yüzden şah için tehlike yoktur arkadaşlar. Geri geliyoruz. Ve şunu öğrenmiş oluyoruz. İspanyol açılışında fil bebeşe geldikten sonra siyahların en çok tercih ettiği cevap A6 hamlesi. A6 hamlesi ile file gelen saldırıya beyazlar atı almadan Filini kaçarak ve bu girilimi devam ettirerek oynar arkadaşlar. Siyahlar ne yapar? Bu fili kovalamaya devam eder. Hayır. gelişimine kaldığı yerden at f6 hamlesiyle devam eder. At f6 hamlesi beyazların e4 piyonuna saldırıyor. Çoğunuz burada öğretmenim d3 yapalım. Piyonu koruyalım. Filimizin önünü açalım. Diyebilir. Ya da öğretmenim atı çıkmak daha güzel. Piyonumuzu koruruz. Ve duruma göre ikinci merkez piyonumuzu iki kare süreriz. Çünkü siz yani ben ikinci merkez piyonunun iki kare ilerlemesini öneriyordum. Gözünüz bunda olsun. Beyazlarla oynarken ikinci merkez piyonunu yani D piyonunu iki kare ilerletebilirsiniz. Bunu siyahlar neredeyse engelleyemez. Ama siyahlarla oynarken ikinci merkez piyonunuz yani D, D merkez piyonunu iki kare ilerletmek e, sorunludur çoğu zaman yapamazsınız. Beyazlar doğru baskıyı merkezde kurarsa. Ama bunu e, takip etmeniz gerek. Eğer beyazlar o fırsatı verirse ikinci merkez piyonunuzu iki kare ilerletmeniz oyununuzu rahatlatır. Burada E4'e gelen saldırıyı piyonla değil, atla değil, rok hamlesi ile beyazlar dolaylı yoldan korur. Yani direkt korumaz. Dolaylı yoldan. Nasıl mı? Siyahlar at E4 alırsa çoğunuz belki yakalamıştır. Öğretmenim kale E1 var. Hem ata, hem arkasındaki piyona, hem arkasındaki şaha saldırıda bulunuruz. Evet ama eskiden önceleri kale E1 oynanmış. Eski zamanda ama sonraları D4 hamlesi D4 hamlesinin kale E1 hamlesini daha güçlü kıldığı, daha güçlü hale getirdiği tespit edilmiş. Bu yüzden günümüzde at E4 alındığında beyazın en güçlenmesi D4'tür. Neden D4'tür? Çünkü E, e dikeyindeki piyon duvarından kurtulmak ister. Şu an E5'i e almak istiyor beyazlar iki taşıyla. Eğer siyahlar E D4 alırsa işte beyazların amaçladığı durum oluşur. Şimdi kale E1 açmaz. Bu fırsat kaçmaz der. Siyahlar açmaz taşını piyonu ile korusa bile açmaza saldırabilmek için atını getirmeyi değil en değersiz taşı olan Piyon, piyonunu getirmeye çalışır. Bu yüzden at d4 karesindeki piyonu alır ve f piyonuna yer açar. f3 annesi ile de açmazdaki atı ele geçirmek ister beyazlar. Ve at d 4e geldiğinde de şu an bir başka açmaz noktasına saldırı yapmış oluyor. Buradan da şöyle bir kazanç var. At c6, bc6 ve devamında fil c6 ile şa kale çatılı da tehdit ediyor bu durumda beyazlar. Geri geliyorum arkadaşlar. Burada yine güzel bir şey öğrendik. At F6 ile E4'e gelen saldırıya neymiş? Beyaza rok hamlesi ile dolaylı yoldan. Belki de tuzaklı yoldan da diyebiliriz. Tuzaklı yoldan koruma yapabilirmiş. Hem koruma yapıyor hem de en önemli gelişim hamlesi olan roku yapıyor. Burada siyahlar E4'ü alarak çoğunlukla devam etmez. Çoğunlukla fil E7 hamlesini tercih eder. Bir gelişim annesi. Öğretmenim fil burada tembel değil mi? Fili biraz daha ileri karelere götürseydik olmaz mıydı? Arkadaşlar olmazdı. Eğer fili siz B4'e götürseydiniz ki bu da çok sık yapılan bir hata. Bakın C3 karesinde at yokken C3 karesinde at yokken fili buraya gelmenin anlamsız olduğunu size göstereyim. Beyazlar burada C3 hamlesini oynar. File saldırır. E siz de fille kaçmak zorunda kalırsınız. Hamle kaybedersiniz. Nasıl hamle kaybettik öğretmenim? C3 hamlesini beyazlar fazladan yapmış oldu. Bakın sıra beyazda halen ama C3 hamlesi var. Peki C3 hamlesinin beyaza ne faydası var? Beyaza merkez piyonunu destekleme faydası var. Ya da B4 hamlesini destekleme faydası var. B4 hamlesi vezir kanadında alan kazandırır. B4 hamlesi ise merkezde kontrol sağlar arkadaşlar. Merkezin kontrolünü destekler, amaçlar. Bu yüzden C3 hamlesi beyazın işine yarar. Bu hamle siyah file de saldırdığı için siyahların fili buraya gelmesi bu konumda kötüdür. Ama burada at olsaydı fili gelmenizde bir problem olmazdı. Öğretmenim, fili buraya gelsek olmaz mı? Olur. Bu da bir seçenek. Olur. Ama bu biraz da Yönetmesi zor bir oyundur çünkü beyazların İspanyol açılışındaki ana fikri C3 hazırlık hamlesi sonrası D4 ile merkezi ele geçirmektir. Ve D4 yaptığında dikkat ederseniz C5'e gelmiş olan file bir saldırı gelecek. Oynanabilir, hatalı değil ama yönetmesi zordur. Bu yüzden başlangıç düzeyindeki bir e, öğrenciye fil e çıkması daha çok önerilir. Gelişim yaptı. D6 karesinden gelişim olmayacağını zaten konuşmuştuk ama her fırsatta dile getireceğim. İkinci merkez piyonunun önünü kapatmayacaksınız. İki tane merkez piyonumuz var. Biri E, biri D. Biri E, biri D. Bu piyonlar merkeze ilerlemek ister. İki kare ilerlemek ister. Unutmayalım. Beyazlar ne oynuyor öğretmenim? Beyazlar sanmayın ki atının bu normal gelişim karesinden oyuna girecek. Çünkü Demiştik ya İspanyol açılışında beyazlar C3 hazırlık hamlesiyle D4 yapar. Bu yüzden de E4 piyonunu artık koruması gerekir. Çünkü siyahlar bu piyonu alıp devam edebilir. E dikeyini doldurduğu için. Kale E1 oynuyor beyazlar. E4 piyonunu korumak için. E4 piyonu korunduğundan dolayı siyahlar şimdi E5'i korumak zorunda. Çünkü şimdi fil atı alır koruyanı yok et. Ödülü hak et yapabilir. Bu yüzden buradaki teorik hamlede Buradaki de burada deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş, doğru olduğu e, varsayılmış, kabul edilmiş hamle B5 hamlesidir. Filin ata olan saldırısını kesmek için. Ve tabii ki piyon burada file saldırıyor. Fil de mecburen B3 karesine kaçıyor. Burada siyahlar rok ile devam edebilir. Ya da D6 ile filinin önünü açarak gelişime devam edebilir. Beyazlar ne oynar? Beyazlar dedik ya... Merkezi ele geçirmek için C3 hamlesini, hazırlık hamlesini oynar. Siyahlar son gelişim hamlesi roku yapar ve beyazlar burada hemen D4'ü ilerletmez. Hemen D4'ü ilerletirse fil G4'ten gelecek olan tehlikeli bir açmaz D4 karesinde problem oluşmasına neden olur. Çünkü at D4'ü koruyan bir taş, at açmaza düşerse koruma görevini kaybeder. Biliyorsunuz açmazdaki taş tüm görevlerini yitiriyordu. Açmaz'a düşmek tehlikeliydi. Açmaz önemli bir taktik saldırıydı. Bu yüzden beyazlar bu konumda h3 oynar ve işte karşınızda İspanyol açılışının ana konumu gelmiş olur arkadaşlar. Bu ana konumdur çünkü burada dallara ayrılıyor siyahların devam edeceği hamleler. İşte ne bileyim at a5 sonra c5 piyonu Hamlesiyle devam etme fikri var. Efendime söyleyeyim. Atı B8'e çekip D7'den oyuna çıkmak fikri var. Bir başka satranç ustası demiş ki ben fili buradan çıkıp devam edeceğim. Herkes bir takım fikirler ortaya koymuş, onları denemiş, görmüş. Tabii ki beyazlar da onlara cevap bulmuş. Açılış teorisi böyledir arkadaşlar. Hangi devam yolunun, hangi yoldan ilerlersek kazanca daha yakın olacağımızı bilemeyiz. Zaten karşınızdaki rakibin de Bilgisi, tecrübesi ve oyun gücü sonucu etkileyeceği için aslında izleyiciniz yolun çok da e, ince elenip sık dokunması gerekmiyor. Siz bir yol üzerinde yani açılışlardan e, belli başlı devam yolları üzerinden yeterli çalışmayı yapmanız sizi başarılı bir konuma, iyi bir konuma, e, olumlu sonuçlara taşıyacaktır. Burada şunu göstermek isterim son olarak. Beyazar atının gelişiminden ödün verdi. Çünkü çok güzel bir merkez ele geçirme fikirini, fikirine yatırım yaptı. Peki öğretmenin bu oyunda at nasıl oyuna giriyor? Arkadaşlar atın oyuna girişi çok ilginç. Ee, size madem öyle atın A5'e gittiği devam yolu. Çigorin devam yolu. Mihail Çigorin e değerli bir satranç üstadıdır. Satranç tarihinde e satranç literatürüne önemli katkılar sunmuş bir isimdir. Onun adıyla anılan, çünkü onun keşfettiği, önerdiği bir devam yoludur. At A5. Fil C2'ye kaçar. Çünkü bu filin geleceği parlaktır. Kenara gitmiş atla değişime girmek istemez. Siyahlar atın neden kenara gitti? C piyonunu da 2 ilerleterek merkezde kontrol sağlamak için gitti. Bakın görüyor musunuz? Her adımın takip ettiği başka bir adım var. Beyazlar burada D4 oynar yine de. Ve size hemen şunu göstereyim. Atın. Çok güzel bir yolculuğu vardır. Önce D2'ye sonra F1'e sonra da G3'ten veya duruma göre E3'ten oyuna katılım gösterir. Ve beyazlar tüm taşlarını kullanmış olacak. Siyahlar nasıl yapacak? Siyahlar kenarda görevini e, tamamlamış olan atını geri gelecek. işte ne bileyim filinin duruma göre buradan çıkacak. Duruma göre kalesini gelecek şeklinde devam edebilir. Açılışlar e, uzun uzaya... E, i̇ncelenir, kitaplarda yer alır ama hiçbir telaşınız olmasın. Siz öğrendiğiniz, çalıştığınız açılışın ana fikrini, yani peşinden koşulacak ana fikrini bilin. Taşlarınızın hangi karelerden gelişim göstereceğini bilin. Her açılışın içinde ufak tefek tuzaklı oyunlar vardır. Onları da öğrenin ve birkaç tane de örnek maç incelediğinizde o açılışla ilgili... E, Hazırsınız arkadaşlar. O açılışı oynayabilir, uygulayabilirsiniz. Zaten her oyununuzdan, her oynadığınız açılış deneyiminden de geri dönüşler alacaksınız. Çünkü oynayacaksınız, analiz edeceksiniz. Oynayacaksınız, analiz edeceksiniz eksiklerinizi, hatalarınızı veya artı yönlerinizi göreceksiniz. İspanyol açılışı'nın hikayesi böyleydi. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.